Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Erten. Piyasa Hattı programında bugün birazdan ilk bölümde Trabzon Liman İşletmeciliği şirketi bizimle olacak. Muzaffer Bey ile beraber hem hisseyi konuşacağız hem yatırımları, konteyner krizini, navlun bedellerindeki artıştı ve elbette bu kurun yükselişinden sonra tedarik problemlerini liman işletmeleri başta olmak üzere tedarik zincirinin her halkasında olan şirket hissediyor. Onlar ne kadar hissediyorlar? Yatırımlarını revize edecekler mi? Hepsini ele alacağız. Trabzon Liman İşletmeleri İşletmeciliğine dair sorularınız olursa hisseye dair onları da bekliyoruz Bloomberg HT Twitter hesabından. Programın ikinci bölümünde ise Oylum Sınai Gıda bizimle olacak. Oylum'un yatırımlarını yine konuşacağız. Gıda tarafını ele alacağız elbette. Çünkü orada da ham madde maliyetlerindeki artış kurla daha fazla hissedilir oldu. Dolayısıyla hem Oylum'un aslında hisse performansı hem de sektördeki son gelişmeler, kur etkisi, maliyetler, stoklama, tüm bunlar nasıl etkilenecek, artan belirsizliklerle beraber ele alacağımız bir başlık. Piyasalar nezdinde ise programın ikinci bölümünde hem Serdar Pazı hem de Commerzbank gelişen ülke stratejisti Tatagoş'la beraber başta Türk Lirası olmak üzere bundan sonraki süreçte gelişmekte olan ülke kurlarında neler bekleniyor? Sadece içeride biz elbette dolar TL'nin yükselişini konuşmuyoruz ya da Türkiye'deki riskleri konuşmuyoruz. Bir yandan da dışarıda güçlü dolar hikayesi daha fazla hissedilir oldu. Bu sebepten ötürü Fed riski masadayken Türkiye bu döneme nasıl giriyor ve yabancı kurumlar Türkiye hakkında, TL hakkında ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yeni ekonomik yöntem dediğimiz, yeni ekonomik dönüşüm dediğimiz, kurun hedeflenmediği, kurdan vazgeçildiği, düşük faiz ve yatırımların önceliklendirildiği, büyümenin önceliklendirildiği ekonomi modelini nasıl görüyor yabancı yatırımcılar? Bunu da ele alacağız. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Fiyatlamalar bize ne söylüyor? Borsa İstanbul'da rekor yüksek seviyeleri görmüştük. 1827 puandayız şu anda. %2.40'lık bir yükseliş var. Puan bazlı katkıda özellikle borsa yükselmesine karşın biliyorsunuz son bir iki gündür bankaların çok fazla destek veremediğini, hatta dün en çok düşenlerdeydi ve eksiler vardı. Bugün o eksiler biraz toparlanmaya çalıştı ama borsayı destekleyen tarafta ağırlıklı olarak ki şu an bugün itibariyle en çok düşenlerde bankalar yok. Medikal Park, Mavi Giyim, Türkiye Sigorta, Erbosan ve Doğan Holding gibi şirketler olduğunu görüyoruz. Şimdi ben puan bazlı katkıyı açayım buradan. Çünkü yüzdeden ziyade borsanın bu kadar güçlü yükselişinde en çok hangi hisseler etkili? Şimdi yüzde puan olarak Pegasus, Kartonsan, Sasa Polyester, Enka İnşaat ve Ege Endüstri var. Puan bazlı katkıda ise Ereğli Demir Çelik, Türksel, Enka İnşaat, Aselsan, Sasa Polyester, Garanti, BİM, Koç Holding, Şişecam şeklinde sıralanıyor. Ama Türksel ve Ereğli'den ağırlıklı şu an borsanın kabaca hatta Enka'yı ve Aselsan'ı da koyabiliriz bu tablo içerisine. Yaklaşık bakıldığında 15 puanın üzerinde, 15 bin puanın üzerindeki katkı bu şirketlerden geliyor. Bunu da aktarmış olalım. Geçelim buradan dolar Türk Lirası'nın performansına. Dolar TL'de bugün itibariyle tekrar 13'lü seviyeleri gördük. 13-15'e kadar yükselmişti. Sonrasında saat 11.30 gibi tekrar 12.36'ya kadar bir hareket vardı. Şu an 12.48 seviyesinde, gün içi en yüksek 13.15 seviyesi. Şu anda 12.48'deyiz. Şu an %2.7 aşağıda dünkü kapanışına göre. Elbette son bir hafta 10 günde %30 yükseldikten sonra kur bugün %3 gibi sınırlı bir düzeltme yapıyor o zirveden ama hala yüksek seviyelerde, 12 lira 48 kuruş seviyesinde. Gidelim bu detayları konuşalım. İntegral yatırım menkul değerlerle bakalım onlar nasıl görüyor bu fiyatlamaları. Doktor Mehmet Ali Gürbüz bizimle. Mehmet Ali hoş geldin yayına. Hemen sözü sana vereyim. Neler söylersin bugünkü fiyatlamalar ve hikaye için? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Borsayla başlayabiliriz. Borsada aslında 1700 seviyelerinden en az %10 iskontolu olduğunu ifade etmiştik. Şu an hem bunun fiyatlaması var. Yani özellikle yurt içinde yatırımcı büyümenin getirdiği bir katkının Borsa İstanbul şirketleri yarayacağını ifade ediyor. Bunların dışında enflasyonist bir etki var. Bu enflasyonist etkinin şirketlerin öz varlıkları olabilir. Özellikle stokları olabilir ve önümüzdeki dönemde katma değerli alanlardaki getirileri olabilir. Bu nedenle pozitif bir havanın yaratılacağını, bu katma değerden pay almayı hedeflediği için açıkçası alımlarını biraz daha hızlandırdığı dönemde olduğunu görüyoruz. Borsada açıkçası biz Ocak ayının ortalarına kadar herhangi bir yön değişikliğinden bahsetmiyoruz. Çünkü
Türkiye'de borsanın neden yükseldiğini söyleyecek olursak aslında Amerika'da neden yükseldiyse aynı mantıkta da olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar paper ve benzeri olsa da küresel iklimde de özellikle enflasyonist etkilerle borsalardaki iştahın biz Ocak ortalarına kadar değişmeyeceğini, bunun Borsa İstanbul'da da olumlu katkılarını görmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Burada ara ara 1800'lere gelebiliriz ancak ana yönün yukarı olmaya devam edeceğini biz düşünüyoruz. Kurdan bağımsız bir borsa endeksiyle karşı karşıyayız. Kurda yükselişler var. Açıkçası kurda şunu belki ekleyebiliriz. Genel anlamda bizim özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında paydaşlarla olan konuşmalarımızda dolar nereye kadar yükselir sorusu geliyor. Yani dolarda yön neresi sorusu bile bir anlamda anlamını yitirmiş olduğunu biz anlıyoruz. Bunu şu şekilde yorumlarız. Psikolojik anlamda bile doların yukarı doğru ataklar yapacağını düşünen bir açıkçası trade var dışarıda. Bu nedenle kurdaki atakları belki gün içinde 12,5'lara falan gelebildik ancak özellikle dolar endeksinin son bir yıldaki en yüksek seviyeye çıktığı günlerden geçtiğimizi düşünürsek bu atakları yukarı yönde olma olasılığı var. Belki swap anlaşmaları nezdinde gelen açıklamalar olabilir. Bunun bir rahatlığı olduğunu görüntülüyoruz. Ancak kurda açıkçası yönün ne yazık ki yukarı doğru olmaya devam ettiğini söylemek doğru olacaktır. Ve burada seviye belirtmenin şu an itibariyle doğru olmayacağını da ifade edelim. Yurt içinde bu fiyatlamalar var. Biz özellikle döviz girdisi yüksek, dolar bazında hep ucuz olduğunu ifade ettiğimiz ya da bilançosu güçlü olduğumuz şirketlerin hikayesinin devam edebileceğini Borsa İstanbul'da düşünürken özellikle kur tarafında kuru saran herhangi bir zırh diyeceğimiz bir alanın maalesef şu an kalmamış olması ve negatif reel getiri sunan bir ülke oluyor olmamız ve bu negatif reel getirinin enflasyondaki artışın %25'ler üzerine çıkacağını düşündüğümüzde daha da artacağını düşündüğümüz için kurdaki yukarı yöndeki ataklar devamını görebilir. Buna bağlı olarak özellikle gram altında da fiyatlamalar karşımıza yukarı yönde olmaya devam ediyor. Biz ons altın tarafında 1800'lerin üzerine tekrar gelip tutunan bir ons altın beklediğimiz için dolar TL tarafında da hareketlilik yukarı yönde olabileceği için gram tarafında 725 ve 750 seviyelerini takip etmeye gün içinde devam ediyoruz. Çok teşekkürler Mehmet Ali aktardıklarınız için. Diyelim kısa bir araya gidelim, aranın arkasından devam edeceğiz. Piyasada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birazdan Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'e gideceğiz. Ama onun öncesine gidelim araştırma masasına. Kutay Korap bizi bekliyor. Kutay hoş geldin. İstersen bu dönemde özellikle çok büyük bir tedarik sıkıntısı ve aslında şirketlerde de sıkışıklık var. Vade ve fiyat belirlemekte zorluk çekiyorlar. Yani hangi ürün hangi vadede geleceğini, hangi fiyatı vermeleri konusunda hem lojistik şirketleri hem de aslında başta liman işletmeciliği olmak üzere birçok şirkette bu belirsizlikler arttı. Senden biraz detayları alalım hem sektör genelinde hem de Trabzon Liman özelinde. Evet, şimdi Trabzon Limanı özelinde başlayıp sektöre yayılan bir ufak analiz yapmak gerekirse hani şirketin baktığımızda ana faaliyeti liman işletmeciliği olarak karşımıza geliyor. Bu ana faaliyet içerisinde 3 tane kola bakarsak bunlardan biri gemilere verilen hizmetler, yüklere verilen hizmetler ve alan kiralama olarak 3 ana grupta burayı toparlayabiliriz. Bu ana grupların alt kırılımlarına, dağılımlarına bakarsak burada ürünleri boşaltma, yükleme, terminal, pilotaj, diye barınma, konteyner içi yükleme, boşaltma gibi birden fazla alanda da hizmet verdiğini görüyoruz. Şirket tarafında kapasite konularına bakarsak mesela elleşleme tarafındaki kapasitesi 10 milyon ton yıllık olarak belirlendiğini gördüm son bilanço döneminde. Depolamada 5 milyon ton olarak karşıma geliyor. Gemi kabul 2500 adet yıllık gemi kabul adeti. Konteyner elleşleme 350 bin olarak ön plana çıkarken konteyner depolamada da 300 bin olarak karşı geldiğini gördüğümüzü hatırlatmış olayım. Şimdi tabi burada şirketin ağırlıklı olarak boşaltma alanında yapmış olduğu ürünlerde gözümüze çarpan kalemlerden biri daha önceki yıllarda
kömür olarak ön plana çıkıyordu. Konut ve sanayide kullanılan ana kalemlerden biri olarak karşımıza geliyordu boşaltma alanında. Tabii bunun içerisine son dönemlerde hem maden hem de tarım ürünleri gibi enstrümanların da Trabzon Limanı tarafında dahil olduğunu görüyoruz. Şirkete baktığımızda 2003 yılında başlayan işletme haklarının 30 yıllık ellerinde bulunduğunu, 2033 yılında ellerinde bulundurdukları hakkın 30 yıllık bir süre zarfına yayıldığını hatırlatmış olalım. Tabi burada şirketin bazı riskleri var. Bu risklere bakarsak konsantrasyon riski, bunu nasıl daha detaylandırabiliriz? Ürün çeşitlendirme olarak söyleyebiliriz bunu. Bölgedeki siyasi riskler tabi riskler konusunda ön plana çıkıyor ki keza son dönemde işte bu Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerilimlerin belki bir yansımalarını sorabiliriz. Diğer taraftan döviz kurundaki dalgalanma yine riskler kaleminde ön plana çıkarken şunu unutmamak lazım. Trabzon Limanı 2020 yılı sonu itibariyle nette döviz açığı vardı. Çok minimal de olsa. Şimdi bu döviz açığını kapattıktan sonra son bilanço dönemiyle birlikte nette döviz fazlası tarafına çok yine minimal de olsa geçmiş olduğunu hatırlatmış olalım. Deniz ticareti hacmindeki değişimler de şirketin riskleri arasında yer alıyor. En nihayetinde şu an içerisinde bulunduğumuz mevcut konjonktürde rota hatlarının neredeyse tek yönlü olduğu noktada bunun da etkileri belki Trabzon Limanı'nda irdelenmesi gereken başlıklar olarak karşımıza gelebilir. Şirkete bakıyorum. Geçen yılın 3. çeyreğinde 60 milyon TL hasılatı vardı. Bu yıl 64 milyona çıktı. Fakat maliyetlerdeki artışla birlikte brüt karı geçen yılla bu yıl aynı seviyelerde kaldığını, 34 milyon TL seviyesinde olduğunu görüyorum. Alt kalemlere bakarsam bilançoda finansman giderlerinde iyileşme görüyorum ki burada kur farkı giderleri 16 milyona çıktan sıfıra indiğini görüyorum. Finansman gelirine bakıyorum, orada artış var. Faiz geliri ön plana çıkıyor, 1,5 milyondan 3,7 milyona çıkmış durumda. Aynı zamanda yatırım fonu değerleme artışı da bilançoya pozitif bir şekilde katkı sağladığını görüyorum ben. Baktığımda temettü tabii şirketin öne çıkan kalemlerinden biri. Şirket pay başına temettü brütte 2 lira 89 kuruş olarak ön plana çıkarken bunun %15 stopajını düştüğümüzde nette 2 lira 46 kuruşa tekabül ettiğini görüyorum. Temettü ödemesi de 20 Aralık 2021'de başlaması bekleniyordu. Geçen hafta temettüye dair de şirket KAP'a bildirimini yapmıştı Güzem. Peki Kutay, istersen gidelim hemen başlayalım sohbetimize. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş bizimledik. Muzaffer Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi Muzaffer Bey, elbette dönemin konusu Türkiye için de dünya için de tedarik problemleri ve elbette burada lojistik şirketleri, liman işletmecileri, tüm paydaşlar kur konusunda da, vade konusunda da, maliyetler konusunda da sıkışmış durumdalar. O yüzden önce onu sorarak başlayalım size. Nasıl hissediyorsunuz 2021 yılı boyunca bu tedarik problemlerini? Şimdi her şeyden önce bugün 24 Kasım. Öğretmenler günü. Eski bir öğretmen, Trabzon Lisesi'nde yöneticilik ve matematik öğretmenliği yapan bir eski eğitimci olan tüm öğretmen camiasının öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Şimdi tabii dünyanın içerisinde geçmiş olduğu pandemi sürecinde birçok sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu itibarla bu sıkıntılar elbette ki limanlarda yansımalar oldu. Özellikle üç tarafı dört denizde çeviriyor. Ülkemiz limanlarında ihracat noktasında her ne kadar Trabzon limanı ihracat ağırlıklı bir liman olmamasına rağmen ihracatta da malumunuz olduğu üzere yaşanılan konteyner sıkıntısından dolayı ihracatçısının bir sıkışıklığı gündeme geldi. Ben şöyle ifade edeyim. İki açıdan meseleye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir, üç tarafı dört denize çevirir ülkemizde ne yazık ki kabotajda istediğimiz yük seviyelerini denizlere indiremedik. Ancak netice itibariyle bir miktar kabotaj ticaretimiz söz konusudur. Burada navlunların etkilendiği, yani akaryakıttan kaynaklı navlunların etkilendiği tek sektör olarak kabotaj hattında çalışan gemileri söyleyebiliriz. Bir iki örnek vermek gerekirse, bir önceki yıl örneğin Trabzon-Zonguldak arasındaki bir kabotaj seferindeki yükün tonajı 27-30 TL civarındayken bugün 85-90 TL civarında. Örneğin Trabzon-Marmara
kabotaj hattındaki bir yükün tonu 135 TL artık ADV iken bugün 210 TL. Gerçi ÖTV'siz yakıt kullanıyor kabotaj hattındaki gemilerimiz. Bir önceki 398 TL civarında ÖTV'siz yakıt iken bugün 8.10 TL civarında. Yani burada navlunların artışındaki en önemli etken kabotaj hattında akaryakıt. Ancak yurt dışı olarak baktığımız zaman transit yakıt kullanıyor yurt dışına çalışan gemilerimiz ya da uluslararası sefer yapan diğer gemilerde transit yakıt almaktadır. Öncesinde transit yakıtta da bir malum transit yakıt ÖTV'siz ve KDV'siz yakıt olarak ifade ettiğimiz bir gümrüklenmemiş yakıt olarak tanımlıyoruz. Önce de 3.26 ton başına iken bugün 7.72 lira, 7.72 civarındadır. Dolayısıyla özellikle ithalat noktasında bizim Karadeniz içerisinde en fazla ithalat yapmış olduğumuz ülke Rusya'dır. Evet. Bir miktar da Ukrayna'dır. Şimdi tabii tedarikteki bizi etkileyen, bölgeyi etkileyen, ülkemiz genelindeki etkileyen özellikle bizim ağırlıklı olarak eleştirdiğimiz yükünü kömür. Şimdi malum bu pandemi döneminde Çin'in çok önemli miktarda, buna da ilave oldu, Hindistan ilave oldu, önemli miktarda kömür Rusya'dan alımı yaptılar. Dolayısıyla bizim Türk ithalatçılar, özellikle bölgemizdeki ithalatçılar taahhüt edilen kömürü alamadılar. Örneğin toz kömürde öncesinde 68 dolar gümrüksüz olarak ifade ediyorum iken bugün 230 dolar artık gümrük üzerine katmak gerekiyor. Şimdi bu normal maliyeti kömürse, peki ne kadar kime yansıtacaklar? Yani bu fiyatlardaki artışı? Şimdi tabii şöyle, toz kömürü kullananlar halk değil. Malum fabrikalar toz kömürde enerji olarak kullanılıyor. Normal yakıt olarak kullanılan kömürde geçen sene 120 dolarken bugün 230 dolara. Tabii bunlar ham fiyatlar, vergileri hariç. Şimdi piyasa yansıması ne? Bugünkü bir iki gün önce ilgili arkadaşlarla görüştüm. Piyasaya yansıması 380 ile 400 dolar. Hatta bir ara 400 doları da geçti. Tabii kurun yükselmesinden dolayı kömür firmaları bu fiyatları 20 dolarlar civarında aşağı çektiler ama malum önümüzdeki yükseliş bu aradaki iyimser rakamı kapattı. Kapattı ve navlun bedelleri artıyor. Çok özür dilerim, araya gireceğim. Kutu arkadaşımızın da bir sorusu var. Hemen onu da bir size iletelim, sonra devam edeceğiz. Tam da bu konu hakkında aslında ben de sormak istiyorum. Yani bu Trabzon Limanı'nın o zaman hasılatını nasıl etkilemesini beklersiniz? Sonuçta bu ürünlerin fiyatları arttığı noktada ithalatçı bu ürünü daha fazla ithal etmek istemediği noktada, bu sadece kömür değil. Anladığım kadarıyla ben bilançoda tarım ürünleri de var ki tarım ürünlerine bakıyoruz. Orada da benzer fiyat artışları var. Hani siz burada nasıl bir 2021 veya 2022 hasılat projeksiyonu öngörüyorsunuz bu artan fiyatlar karşısında? Şimdi tabii doğru. Eğer soracak olursanız bu cümlenizin içerisinde vereceğim cevaplardan bizim kömür, sadece kömür konusunda etkilendiğimiz sonuç 500 bin tonlar civarında. Bu önemli bir rakam. Bu itibarla esas itibarla oradaki kayıplarımızdaki telafi edilecek husus bugün Türkiye'de, dünyada yaşanan kuraklıktan ötürü ülkemiz de bu kuraklıktan nasibini almış. Bu sefer hububat konusunda, arpa ve buğday konusunda ithalat gündeme geldi. Dolayısıyla hububat konusunda 2021 yılın bugüne kadar olan verilerini paylaşmak gerekirse 52 gemiyle 220 bin ton civarında bir yük toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü tarafından sadece Trabzon Limanı üzerinden gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bunun içerisi, buna ilave olarak da özel teşebbüsünde yaklaşık 60 bin ton civarında bir ithalatı var. Yani 280 bin ton civarında bugünkü tarih itibariyle gerçekleşen bir hububat trafiğimiz var. Hububata gelince, şimdi bunun tabii ki halka yansıması mutlaka kurlar yükseldikçe halka yansıması da döviz bazında olması hasebiyle beraber şöyle ifade etmek gerekirse. Öncesinde yani bir yıl öncesinde buğdayın tonu
Rusya'dan ithal edilen buğdayın tonu 250 dolar iken bugün 299 dolarlar. Yani bu rakamlar belki, şimdi süremiz çok sınırlı. Son 5 dakikanın içerisindeyiz Muzaffer Bey. O yüzden çok özür dileyerek araya giriyorum. Sonuç olarak siz bu yıl 2020 ile kıyaslandığında Trabzon Liman işletmeciliği olarak kar ve ciroda ne kadar bir değişim bekliyorsunuz? Yani bu artan maliyetleri biz bilançoda nasıl göreceğiz? Yani şimdi artan maliyetlerde şu anda biz TL bazında %10 karlı durumdayız. Bir yıl öncesine baktığımız zaman. Sanırım böyle bitirmeyi düşünüyorsunuz. Yani bu ay sonu ve Aralık ayı içerisinde özellikle kömür trafiğinde bir artışı bekliyoruz. Dolayısıyla Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ 2011 yılından beri Trabzon'daki kurumsal vergi rekortmenleri içerisinde her zaman ilk 5 içerisinde yer aldı. Yine de aynı hedefte devam edeceğiz. Anladım. TL bazında yaklaşık %10. TL %10'luk bir gerçek. Kutay çok teşekkür ediyoruz sana da aktardıkların için. Şimdi süreyi de iyi kullanmak adına hemen hızlı hızlı devam edelim. 2033'te liman işletme hakkı sona erecek ama uzar mı? Nedir ona dair görüşünüz 2033 için? Şimdi şunu arz edeyim. Eski bir TDI çalışanı olarak 1998 yılında ilk özelleşimde özelleşen limanlardaki süre 5 yıl civarında kaldı. Bunlar hakkında bir hüküm verildiği takdirde genel hakkında bir hüküm verilmiş olacak. Ancak tersaneler baz alındığında tersanelerde bir uzatma söz konusu var. Ben tahminim odur ki yapılan yatırımlara bakılarak limanlardaki sürelerin uzatılabileceği şeklindedir. Kaldı ki biz Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ olarak geride bıraktığımız 17 yıl içerisinde 21 Kasım'da geride bıraktık, 18'e girdik. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırımımız gerçekleşmiş. Ben bu konuya iyimser bakıyorum. Peki burada bir diğer konu da aslında sizin şu an kur yükselişinden bilançonun nasıl etkilediği. Daha önce döviz senetleriniz vardı ama zannediyorum ki bunlar ödendi ve şu an bir senet yok ama sizden alalım detayları. Döviz fazlasına geçmiş gibi gözüküyor bilançoya baktığımızda şirketin genel yükümlülük tarafı. Ne dersiniz bu kur yükselişinin bilançodaki borçluluğa etkisi için? Yani tabii ki TL bazında bakıldığında bizim gelirlerimiz dolar bazında, giderlerimiz TL bazında. Bu anlamda biz mevcut şartlardan çok önemli bir şekilde etkilenmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ve yıl sonu tahminlerimizi de her ne kadar kömürdeki kayıplarımıza rağmen başka açılardan telafi edeceğiz diye ifade ediyorum. Bir de konteyner konusundaki maliyetlerin Türkiye'de değil, dünyada yüksek olduğunu görüyoruz. Amerika'dan Türkiye'ye ithal edilen bir ithal konteynerde, 20 fit konteynerde bir yıl öncesinde 3 bin dolarlık bir ücret varken bugün 13 bin dolarlara. Amerika ve İngiltere'nin özellikle önemli limanlarından birkaç tanesi sıkışıklık yaratmakta ve ihracatçımız konteyner bulamamaktadır. Ona rağmen ihracatımızda bir hız kesilmesi söz konusu değildir. Konteynerde rahatlama ihracatımızda daha büyük artışlar getirecektir. Siyasi ve coğrafi olarak yaklaşmak gerekirse o konuda varsa sorunuzu cevaplandırabilirim. Çünkü biz önümüze bir takım projelerle ümitli bakıyoruz. Peki bununla tamamlayalım o zaman yatırımlarınız, projeleriniz bunlarla tamamlayalım Muzaffer Bey. Şimdi tabii taleplere bağlı olarak hızlı yatırım programı içerisine giriyoruz. Biz yaklaşık 80 bin gross tonluk gemide hizmet verebilecek bir winch daha siparişi verdik. Aralık ayının sonunda bu winchimiz gelecek. Ancak coğrafi şartlara baktığımız zaman Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını kurtarması ve bu paralelde ortaya çıkan Nahçıvan Koridoru yani Zengezur Koridoru'nun Orta Asya ile Avrupa'yı kesiştireceği en kısa kesilme koridor üzerinde Trabzon Limanı. Yani bu yolda İpek Yolu üzerinde, Demir İpek Yolu üzerinde Çin'in Şangay'dan Pekin'e uzanan yol güzergahında Karadeniz'e açılacak olan yükleri Trabzon Limanı'nı ve tersine hareketlerini Trabzon Limanı üzerinden, Zengezur üzerinden Asya'ya en kısa ve kesilme yol üzerinden gerçekleşeceğini biz ümit ediyoruz. Ve bu konudaki çalışmalarımızı başlattık. İran, Azerbaycan'la iki kez Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Ümit varız. Azerbaycan serbest bölgesi, Bakü Limanı'nın arkasında 800 hektarlık bir serbest bölgesi önemli bir ivme kazandıracaktır bu ticarete ve geleceğin biz Dubai CEO olarak görüyoruz Bakü'yü. Ayrıca dün Paşinyan'ın açıklamaları var. Şartsız ve ön şartsız Türkiye'ye görüşmeye hazırız ifadesi bize şu ümidi de veriyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın
Avrupa'ya, yani Avrupa Birliği'ne açılacağı en iyi kapı Trabzon Limanı'dır. Dolayısıyla Ermenistan'ın Azerbaycan'la ilgili sorunlarını çözmesi halinde bizim Hars Alican sınır kapısının açılacağı. Bu sefer de alternatif olarak Trans-Kafkasya koridoru olarak dediğimiz Trabzon, Alican, Erivan, Bakü, Aktau ve Türkmenbaşı limanları üzerinden Asya'ya açılacak ikinci kısa bir yol da ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan coğrafik avantajlarını öne çıkaran Trabzon Limanı, geçmişte British Petrol'ün, Türkiye Petrolleri Anlatım Ortaklığı'nın derin deniz sondajlarına ev sahipliği yapmıştır. Hele de 2010 yılında TEPOA'nın Türmen'e açıklandığı yapmış olduğu sondajlar, o zamanın genel müdürü Sayın Atalay'ın ifadelerinde yer aldığı üzere çamur yumurlarında yapılan analizlerde petrol emallerinin rastladıklarını ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bugün elimizde teknolojisi çok yüksek 4 tane sondaj gemimizin ben Sürmeni açıklarında petrolü bulabileceği inancım vardır. Bu anlamda da Trabzon Limanı ayrı bir lojistik merkezi olma hürriyetini sürdürecektir. Biz 2014 yılında Almanlara çok başarılı bir şekilde Afganistan'dan çekilen NATO kuvvetleri içerisindeki kuvvetlerini 20 ay içerisinde çok büyük başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ve bunu da Alman Milli Savunma Bakanlığı NATO Brüksel'de yapılan toplantıda, benim de davetli olduğum toplantıda Trabzon'da evimizde kadar rahatız, Trabzon Limanı'nda mükemmel hizmet alıyoruz diyerek, para vererek yapamayacağımız bir reklamı da yaptırmış olduk. Çok dolayısıyla ufkumuz ve geleceğimiz açık, bize yatırım yapan hissedarlarımızın güvenmesini rica ediyorum. Aralık'ta da temettü ödemeniz var zannediyorum ki. Evet. Aralık'ta da temettü. Şimdiden iyi bir sene olsun Trabzon Limanı için. Değerli katkınız için çok teşekkürler. Son olarak şunu ilave edeyim. 60 milyon 760 bin 4000 TL temettü tutarının bir önceki ödemeye bu yılda ödenecekleri kattığımız miktar bu. Halka arz edecek olan 139,52 payın karşılığında da 24 milyon 016 bin 322 TL inşallah Aralık ayında bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Bu fırsatı ve imkanı bize tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Zaman darlığından biraz fazla şeyler anlatalım derken biraz hızlı konuşmuş olabiliriz. Estağfurullah. Tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Tekrar öğretmenlerimizi öğretmenler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Bu kısa zamanda asıl biz size teşekkür edelim bu kadar detaylı analizleri, şirkete dair, sektöre dair bakış açınızı anlattınız bize. Şimdi devam edelim. İşletme, liman işletmeciliği, tedarik sıkıntısı dedik, navlun fiyatları artıyor dedik ama elbette bunu yakından hisseden sektörlerden bir tanesi de yine yüksek ham madde maliyetleri ve yüksek girdilerden dolayı gıda tarafı, gıda perakendeciliği, tarım tarafı. Oylum Gıda'ya gideceğiz şimdi. Bakalım onlar ne nasıl hissediyor son dönemdeki bu kur yükselişini? Oradaki detayları konuşacağız. Özellikle bundan sonraki döneme dair fiyatlamaları da soracağız. Oylum Gıda CEO'su Yener Büyüknalbant bizimle. Hoş geldiniz Yener Bey. Ben hemen söz size vereyim. Nasıl görüyorsunuz son dönemdeki bu hem kur volatilitesi, hem tedarik problemleri, hem de ham madde maliyet baskısını? Hoş bulduk Güzel Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sözlerime başlarken başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü enişten dileklerimle kutluyorum. Tabii daha önceki yayınlarımıza göre çok enteresan, farklı bir yayın olacak muhtemelen. Gündemimiz de çok yoğun, çok karmaşık bir şekilde yaşıyoruz günlerimizi. Şöyle özetleyeyim ben, yakın tarihimize baktığımızda malum 94'ten itibaren Türkiye'de biz kurlardaki değişikliklere, kur şoklarını her 5-10 senede bir belli sıklıklarla yaşıyorduk ve Türk insanı olarak da maalesef buna bir bünyemize alıştırmıştık. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz küresel tedarik sıkıntılarıyla mevcut sıkıntılar bir araya geldiğinde ortaya çok iç açıcı olmayan bir tablo çıktı. Küresel enflasyonist bir ortamda Türkiye olarak biz de kurlardaki bu ciddi dalgalanmalarla, hatta yükseliş diyelim, dalgalanma da değil, yükselişlerle karşı karşıya kaldığımız için tedarik tarafında maalesef yavaş yavaş kırılmalar görmeye başlıyoruz. Biz de gıda atıştırmalık sektöründe yer alan bir firma olarak bu işin ana göbeğindeyiz. Her gün ekran başında sizin programlarınızı takip ediyoruz. Hep yan tarafta buğday fiyatları son bilmem kaç yılın zirvesinde, yağ fiyatları şöyle oldu, ambalaj fiyatları böyle oldu gibi haberleri görüyoruz maalesef. Bunların hepsi de bizim oylum olarak ana girdilerimiz ve bu ana girdilerimizde de şu anda kontrolsüz bir küresel hem dalgalanma hem de kurdan ötürü de TL bazlı
kontrolsüz bir fiyatlanma yaşanıyor. Tedirginlikle biz de takip edip pozisyon almaya çalışıyoruz şu anda. Peki bu kontrolsüz fiyatlamadan aslında bahsettiğiniz bu kontrolsüz fiyatlama stoklama yapma ihtiyacını da arttırıyor mu? Biraz bunu anlatır mısınız bize? Çünkü sektörde birçok kişinin aslında ürün satmak istemediğini bu dönemde fiyatlama yapamadığı için stoklarını da beklettiğine dair sıkıntı var. O yüzden bu tüketiciye nasıl yansıyacak? Maalesef dediğiniz sorunu çok derinden yaşıyoruz şu anda. Şu anda örnek vermek gerekirse buğdayı elinde tutan buğday tüccarları maalesef artık hasattan bu kadar zaman geçtikten sonra çok fazla çiftçinin elinde buğday kalmıyor. Bu buğday tüccarları her gün fiyatlar arttığı için bunu piyasaya sürmek yerine stokluyorlar. Stokladıkları için şu anda un firmalarından un almaya çalışıyoruz. Buğday bulamadıklarını, dolayısıyla bize un tedarik etmekte zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Fiyatlama yapmaya geldiğinde sanki Rusya'dan buğday alıyormuş gibi günlük o günkü borsadaki buğday fiyatına bakıyorlar. Dolar kuruna bakıyorlar. Günlük buğday fiyatı veriyorlar. Bugün söyledikleri fiyatı yarın geçerli kılamıyorlar. Ya da bunun gibi birçok sektörde karşılığımız en büyük tedarik sıkıntısı zaten tam olarak bahsettiğiniz konu. Ya yerine koyamıyorum, satmasam daha karlıyım diyor. Ancak bizler gibi bir oylum 52 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyor. 52 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde tüketicilerine bu ürünleri ulaştıran bir firma. Bizim onların mantığı gibi ham maddeyi alalım tutalım deme zaten şansımız yok. Bizim işimiz bu değil çünkü. De ticaret değil. Biz bu ham maddeyi işleyip emeğimizi, yatırımlarımızı, know-how'umuzu koyarak nihai ürün haline getirmeye çalışıyoruz nihayetinde. Ancak tedarikçilerimizden biz böyle durumlarla karşılaştığımız zaman haliyle ham madde bulamıyoruz. Üretmekte ciddi manada zorluk yaşıyoruz. Bugüne kadar çok şükür herhangi bir kesinti olmadan bu zinciri devam ettirebildik ama inanın omuz zoruyla devam ettiriyoruz. Şu anda tedarikçilerle pazarlık gücümüz çok zayıfladı. Zaten ne olacak peki? Yani ne kadar sürdürülebilir bu durum? Hani ne olmasını bekliyorsunuz? Kur yükselmeye devam ederse. Yani siz mesela ürünlerin fiyatını ne kadar arttıracaksınız bu şekilde devam ederse? Ortalama tabii ki. Daha önce sizlerle defalarca program yaptık. Hep benzer sorular soruyordunuz ve cevap verebiliyordum bir şekilde. İnanın ilk defa bu sefer bu sorunuza cevap veremiyorum. Bilmiyoruz çünkü. Şu anda maliyetimizi bilemiyoruz. Bugün ürettiğimiz üründeki maliyetle yarın ürettiğimiz üründeki maliyetin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bunun ne kadarını tüketiciye yansıtabiliriz, ne kadarını yansıtmalıyız hesap edemiyoruz. Zaten ana sıkıntı da bu. Şimdi bu olay, yani bu son hareket olmasaydı ne kadar yansıtılmıştı sektörde? Mesela ortalama ürün fiyatları oylum gıdan tabii ki her üründe farklı mı? Normalde 2021'de kaçtı enflasyon? Biz gibi gofret farklı gruplarımız olsa da şöyle söyleyebilirim. Kasım'ın başına kadarki durumda, çünkü biliyorsunuz Kasım'ın 1 ile bugün arasında %30'a yakın bir kur artışı yaşadık. Ve onun haricinde dolar bazlı bazı ham maddelerde de gidişat tabii devam ediyor. Onu saymaz isek, ilk 10 ay için konuşursak ortalamada %40-45 bandında ürünlerimizde fiyat artışı olmuş idi bizim. Ki bu son hareket bunun içinde yok bile. Dolayısıyla değil son... Tabii. Anladım. Tabii anladım. Kesinlikle yok ve şu anda son bu %30'luk artışın duracağı noktayı henüz kestiremiyoruz. Ticari teamüllerin dışında gelişmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda bakın size çok açık bir şey söyleyeyim. Ham maddeciler vadeli satışı durdurmadıysa bile şöyle bir yöntem izliyorlar artık. Eğer vadeli alacaksan yabancı para bazında ben sana vade yapabilirim. Yabancı para cinsinden mi kontratlar yapılmaya başlandı şu an? Evet, teklifleri öyle oluyor. Eğer bu ürünü sen vadeli almak istiyorsan dolar euro cinsinden yapabiliriz. Yoksa peşin alman gerekir. Bunun gibi bugüne kadar ticari hayatımızda olmayan, tamirlere uygun olmayan şeylerle yaşıyoruz. Ya da daha önce geçtiğimiz siparişlerin ya iptali ya da yeni fiyatta güncellenmesi gibi taleplerle geliyorlar. Bunlar bizim ticaretimizde pek yaşadığımız, karşılaştığımız durumlar değildi tabii ki. Bu tedarik zincirindeki kırılmaya ya da ham maddecilerin, aracıların mal satmamaya gayret etmelerine delalet tabii. Bu da çok kısa vadede giderilebilecek gibi durmuyor. Tabii burada bizim şöyle bir hızımız oldu Güzem Hanım. Hem Türkiye'de bir kur geçişi yaşıyoruz hem de küresel olarak zaten özellikle bizim tarafta tarım ürünlerinde, gıda ürünlerinde ciddi bir enflasyonist ortamdayız.
Hal böyle olunca ikisi de bir araya geldiğinde maalesef günümüzdeki durum oldu. Bu noktada da tabii birkaç yapılması gereken şeyler var. Müsaade ederseniz kısaca onlardan da ben tabii bahsetmek istiyorum aslında. Bugün şu anda bisküvi fiyatı ekmekten ucuz. Bisküvinin kilo fiyatı, perakende için konuşuyorum, 10 lira civarındayken ekmek bugün 12,5 TL civarında. Ya bunun zaten hiçbir akla mantığa sığan bir kısmı yok ve Toprak Mahsulleri Ofisi, en büyük buğday alıcısı olan Toprak Mahsulleri Ofisi, fırınlar için özel un firmalarına tahsisat yaparken, onlara ucuz fiyattan buğday verirken, bisküvi firmalarına bu tahsisat çıkmıyor. Daha önceki yıllarda yapıyorlardı. Bu sene maalesef bizi ayırdılar. Dolayısıyla bizim kullanacağımız unda, un fabrikaları gidip piyasada güncel dolar karşılığına göre buğday alarak çok yüksek fiyatlardan bize un satıyorlar. Şu anda torbası inanılmaz rakamlara gelmiş. Ki ekmekteki mevcut haliyle bile biliyorsunuz çok ciddi bir zam da gündemde ekmekle alakalı. Ama biz bisküvi fabrikaları olarak şu anda böyle bir dezavantajlı konumdayız. Bu bir. İkincisi, tabii fiyat istikrarının oturması çok önemli. Yani kurda dediğim gibi Türk insanı olarak maalesef tarih boyu her 5-10 yılda bir. Az önce yine başka katılımcılar da söyledi. Hep yaşadık maalesef. Yani tabii ki tasvip ettiğimiz bir şey değil ama yaşıyoruz. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Son eklemelerle tamamlayalım. Tabii. Hemen toparlayalım. Bunu bir şekilde yapıyorduk ama şu anda içinde bulunduğumuz durumda küresel sıkıntılar var. Tarım politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Biz bu seneyi kaybettik. Önümüzdeki seneyi nasıl kazanırız? Bu sıkıntılarla tekrar boğuşmayız. Ona bakmak lazım. Ticari teamüllere aykırı davranışlar sergileniyor. Ticaret Bakanlığı'na burada ciddi görevler düşüyor. Yani zincir marketlere belli bir baskı kuruluyor ama günün sonunda o baskıyı, o zararı biz üreticiler olarak bizler çekiyoruz. Zincir marketlerin hiçbirinde kendi karlarından ciddi manada uzun vadeli bir fedakarlık olmuyor ki. Yani buralarda olan maalesef bizler gibi üreticiler oluyor. İnşallah bu zor zamanları hep beraber aşacağız. Ne olursa olsun enseyi karartmamak gerektiğine inanıyoruz biz. Oylum Gıda olarak 52 yıldır devam ettiğimiz tedarik zincirinde en sağlıklı bir şekilde de sürdürme gayretiyle yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir dönemde bu analizlerinizi, görüşlerinizi bize aktardığınız için, paylaştığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum ben size Yener Bey. Kısa bir aranın arkasından devam edeceğiz. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada dolar Türk lirasındaki günlük düşüşte %5'e ulaştı. 4.6'lık bir düşüş var. 12 lira 23 kuruş seviyesindeyiz. Onu da aktarmış olalım. Dolar TL 12.23'e geriledi. 13 seviyesinin üzerindeydik. Dolayısıyla 13'lerin üzerinden 12 lira 20 kuruş seviyelerine geriledi. Şimdi hemen gidelim buradan. Commerzbank'a gelişen ülke stratejisti Tata Goş bizimle olacak. Telefon attığımızda. Hello Tata. Merhaba Tata. Programımıza hoş geldiniz. İlk olarak şunu sormak isterim. Son dolar TL de yaşanan keskin hareketleri nasıl görüyorsunuz ve sizce bu yüksek oynaklık devam eder mi? Ne düşünürsünüz? Evet, öncelikle iyi günler diliyorum. Sizinle birlikte olmak benim için büyük bir zevk. Teşekkür ederim. Evet. Öyle bir zamanda oldu ki bu diğer gelişen piyasaların para birimleri de aynı zamanda baskı altına giriyordu. Çünkü piyasada değişen bir görüş var Fed'le alakalı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı ile alakalı görüşü değişmiş oldu piyasalarda. Bu bir risk faktörü oldu. Her zaman zaten Türk lirasının temelde zayıf bir para birimi olduğunu biliyoruz. Ancak yüksek carry sebebiyle short pozisyonlar, Türk lirasındaki short pozisyonlar çok kötü etkilendi. Böyle bir tetikleyici olduğu zaman herkes etkilendi tabii ki. Short pozisyonları aldılar. Çok daha büyük hareketlerden önce Türk lirası shortlandı. Çok fazla araştırma raporu yayınlamıştık zaten çok büyük hareketlerle. %30, %40 hareketler gördük. Bunları yazmıştık ve şimdi de gördüğümüz şey bu oldu. Evet, oynaklık yüksek ihtimalle devam edecek gibi. Ancak ters yöne baktığımız zaman da geçici, çünkü politika yapıcıların
Bu devalüasyonun devam etmesine izin vereceğini sanmıyorum. Bunu olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu döviz yükümlülüklerini çok zorlayacaktır. Şirketlerin bilançolarını ya da bankaların bilançolarını çok zorlayacaktır bu devalüasyon. Bir şekilde müdahale olabilir. Ya Merkez Bankası acil olarak faiz artırımına gidebilir ya da bir başka yumuşak bir sermaye kontrolü uygulanabilir. Short pozisyonlarla alakalı olarak ya da döviz müdahalesiyle alakalı bir uyarı gelebilir. Bu tarz bir müdahale gelebilir. Bu olasıdır. Bu daha fazla oynaklığa sebep olur. Ancak dediğim gibi ters yönde geçici olarak bu hareket yüksek ihtimalle devam edecek. Yani oynaklık devam edecek ve bir noktada da Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası'nın düşünmesi gerekecek. Neler olduğunu ya da para politikası ile alakalı, para politikasının Türkiye'deki geleceği ile alakalı vermek istedikleri mesajları bir kez daha düşünmek isteyeceklerdir. Pekala Atata, bu durum sizce enflasyon görünümünü nasıl etkiler? Şöyle düşünüyorum. Bu çok iyi bir soru bu arada. Çünkü Sayın Kavcıoğlu hala uygun bir politikadan bahsediyor. Faizleri indirse bile bunu düşük enflasyonla, düşük çekirdek enflasyonla açıklıyor kendisi. Şimdi bunu söylemesi için bir sebep var. Enflasyon %25'e çıkabilir yakın zamanda. Çünkü Türk lirasında zayıflık yaşanıyor ve bu yüzden de bizim kendi çerçevemiz şunu gerektiriyor. Faizlerin artması gerekiyor. Spekülasyonlardan dem vurabilirler, yabancıları suçlayabilirler zayıflamayla alakalı olarak, ancak enflasyon görünümü çok daha kötü öncesiyle kıyaslandığı zaman. Bu bir baz haline gelebilir. Faiz tarafında terse gitmenin bazını oluşturabilir bu enflasyondaki durum. Tata, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Thank you. Tata Gosa, çok teşekkür ediyoruz. Dolar Türk Lirası 12'ye geriledi. %6'ya kadar düşüş yaşanıyor şu an. Bu son dakikayla beraber kapatalım. Hoşçakalın.